Yine de söylüyoruz Yarış son düzlükte kazanılır. Bunu ancak kazananlar bilir. AYT ilk 10 soru denemesiyle karşınızdayım. Arkadaşlar yani beni harbiden tam sömürdünüz. Tebrik ediyorum sizi. Yani 7 saatlik AYT ilk 15 soru denemesi attım zaten. Ya o kadar çok yazdınız ki tamam dedim ya tamam. Tamam dedim ya. <laughs> Yapayım dedim ya. Tamam yaptım yani. Tamam bu da geldi. Neyse bu şaka bir yana bir abiniz olarak konuşuyorum. Hepinizden büyüğüm saygı duyalım. Ee, sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar şimdi AYT konsol dediğimiz zaman önü çok açık. PDF'yi açıklamaya bıraktım. Size de gösterdim. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Tek tek seçtim. PDF'mi yaptım. PDF'mi açıklamaya bıraktım. TC'ni atıyorsun sınava da senin yerine giriyorum. Tak işim bitiyor. Tamam mı? Olayın mantığı bu. Şimdi benim burada demek istediğim arkadaşlar böyle bir deneme daha hazırlarsam istediğiniz 10 tane konu başlığını yazın. Tamam mı? Her şeyi Hocadan beklemeyin yani. Onları da siz yazın. Çünkü bu biraz önü açık bir konu arkadaşlar. Yani ilk e 10 soru derken bir ÖSYM'nin yaptığı var. Bir sizin beklentiniz var. Burada bir muamma var. E, bunu çözmemiz lazım. O yüzden sizden canı gönülden ricam bu arkadaşlar. Yani bir dahaki ilk e 10 soru denemesi yaparsam ne istiyorsunuz? LT denemesi yapalım mı? PKO denemesi yapalım mı? Problem denemesi yapalım mı? Yazın. Like atın. Bak ben bunları gerçekten dikkate alıyorum. Yani i̇ster inanın ister inanmayın. Ha, bir... Bir önceki videoda IT konsoru ne kadar çok like aldı? Tak yaptım geldim işte karşınızdayım. Olayın mantığı bu. Zorluğunu da belirtin ki bir sonrakine ona göre daha kolay yapayım. Daha zor yapayım. Bunları da belirtin tamam mı? Fayda açısından hepsi faydalı arkadaşlar. Çok uzatmıyorum. Haydi sizi baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar iki kare farkını zihnimize kazıyacak güzel bir soru. İki kare farkını bir hatırlayalım. M kare eksi ne kare gibi bir ifade gördüğümüz zaman ne yazıyorduk? M eksi ne çarpı m artı ne yazıyorduk. Şimdi arkadaşlar ÖSYM mi bazen m kare eksi ne kareden başlamıyor da şöyle yapıyor m eksi ne çarpı m artı ne yapıyor. Siz buradan m kare eksi ne kare yazmalısınız. Şimdi arkadaşlar burada 5 üzerinde 0,25 var. Öncelikle olarak 0,25'ten bahsetmek istiyorum. 0,25 demek 25 bölü 100 demek. O da 1 bölü 4 demek arkadaşlar. Şimdi burada a sayısının nedir? 1 eksi 5 üzeri 0,25 yerine 1 bölü 4 yazdım. Arkadaşlar 1 bölü 4'ü şöyle düşünebilirsiniz. Ee, ya da bu sayımız böyle kalsın arkadaşlar. E ama nasıl düşüneceğinizi de yine ben göstereceğim. 5 üzeri 1 bölü 4 var ya bu sayıyı şöyle düşünebilirsiniz. 4. dereceden kökün içinde 5 diye düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar A sayımız neye eşit oldu? A sayımız 1 eksi 5 üzeri 1 bölü 4 ya da eksi 5 üzeri 1 bölü 4 artı 1'e eşit oldu. Şimdi A'yı aynen yazıyorum. Dikkat edelim. A sayımızı aynen yazıyorum. Eksi 5 üzeri 1 bölü 4 artı 1 çarpı e, A eksi 2 diyor. Bundan eksi 2 çıkarırsanız eksi 1 yapar arkadaşlar. O zaman direkt eksi 5 üzeri 1 bölü 4 eksi 1 yapıyor. Çarpı burada kök 20 var. Kök 20 demek arkadaşlar. 4 çarpı 5'tir 20. 4 da dışarı 2 de çıkar. 2 kök 5 yapıyor. O zaman burada ne oldu? 2 artı 2 kök 5 oldu. Burayı da 2 parantezine alalım. 1 artı kök 5 yapıyor. Demek ki arkadaşlar şurayı iki parantezin alarak 1 artı kök 5 diye yazabiliriz. Şimdi bir şey dikkatinizi çeksin. Bakın bu bununla aynı. Bu sayı da bu sayı aynı. Arada artı var eksi var. Ne demiştik? M artı ne çarpı m eksi ne diye yazarsa m kare eksi ne kare aklımıza gelecekti. O zaman eksi 5 üzeri 1 bölü 4'ün karesi eksi 1'in karesi arkadaşlar. Bu ifade bakın bu ifade neye eşit? Şu gördüğünüz ifadenin karşılığı. Şimdi arkadaşlar üstün üstü ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Bir, bir kere kareden dolayı bu eksi gidecek. Üstün üstü çarpıldığından dolayı da 2 e, ile 1 bölü 4 2 bölü 4 yapar. 2 bölü 4 de 1 bölü 2 yapar. Yani burası 5 üzeri 1 bölü 2 eşittir. 1'in karesi 1'dir. Bir daha söylüyorum. 2 kere 1 bölü 4, 2 bölü 4 yapıyor. Onda sayesinde 1 bölü 2 yapıyor. Çarpı. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Sağ tarafta şu kaldı. Hani şuraya devam ediyoruz. Burada da 2 e, çarpı 1 artı kök 5 var. 1 artı kök 5 var. Kök 5'i de şöyle düşünebilir miyiz? Kök 5'i bu kökün ne? 2. 5'in üzerinde ne var? 1. 2 buradaki 1'in altına geliyor. 5 üzeri 1 bölü 2 yapıyor arkadaşlar. Şurayı daha rahat görebilin diye ben şöyle yazacağım. E, 2'yi en sağ atacağım. 5 üzeri 1 bölü 2 eksi 1 çarpı 5 üzeri 1 bölü 2 artı 1 çarpı 2. Şimdi dikkat edin. Bunu aynen yazdım. Bunu da yazdım. Tamam. Bunu aynen yazdım. 1 daha yazdım. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada iki kare farkı var mı? Var. O zaman ne yapacağız? 5 üzeri 1 bölü 2'nin karesi eksi 1'in karesi yapacağız. Üstün üstü çarpılırdan dolayı 2 ile 1 bölü 2 çarparsanız 2 bölü 2 yapar. O da, o da nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani 5 üzeri 1 yapar. Eksi e, buradan da ne geliyor? 1 geliyor. 1'in karesi 1. Çarpı 2'miz vardı. 5'ten 1 giderse 4. 4 ile de 2'yi çarparsanız ne geliyor arkadaşlar? 8 geliyor. Bakın son kısmı bir kez daha söylüyorum. Üstün üstü 1 bölü 2 ile 2 çarpın 2 bölü 2. O da 1 yapar. 5 üzeri 1 5'tir. 1 çıkarın. 4. 4 ile 2 çarpın 8. O zaman bu sorumuzun cevabı 8 olmalıydı. Bakalım var mı? Var. Bursa seçeneği cevap 8 arkadaşlar. Arkadaşlar tam ÖSYM kokulu bir soru. X, Y, Z gerçel sayıları sıfırdan farklı sayılar olmak üzere olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Evet kesinlikle geldi. Şimdi arkadaşlar dikkat edeyim dediğim yere Dikkat edin. Mutlak değerin ayrı ayrı toplamları yani iki sayının mutlak değerleri içinde ayrı ayrı toplamları aynı mutlak değer içinde toplamından daha büyük oluyorsa o zaman bu sayılar zıt işaretli. Yani y ile z zıt işaretli arkadaşlar. Bir kere bunu hemen söyleyin. Y ile z zıt işaretli. Bunu söyledim. Daha sonra şunu yapacağız arkadaşlar. Mutlak değer x artı y küçüktür. x artı mutlak değer y diyor ya. Burada da şunu görmeniz gerekiyor. Yani birden fazla durum var mı acaba diye düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve birden fazla da maalesef durum var. Şimdi onlar için ne yapacağız? Panzehir tabloyu yapacağız arkadaşlar. Şimdi tek tek soracağım. X artı Y artı olabilir mi? Bakın mantıken bakın. Burası artı burası artı. Sayılar aynen gelir. Bu eşitlik sağlanmaz. Peki. Başka bir şey düşünelim. X eksi Y eksi olabilir mi arkadaşlar? Olabilir mi? Mesela eksi 2 verirsin. Eksi 5 verirsin. Eksi 2 verirsin. Eksi 5 verirsin. Burası 5 diye çıkar. 5'ten 2 gider 3. bu da eksi 3. Evet olabiliyor. X eksi y eksi olabiliyor. Bu güzel. Bu güzel. Peki x artı y eksi olabiliyor mu? Ona bakalım. X artı y eksi olursa arkadaşlar. Burası her, burası artı. Burası da yine artı. Burası artı ama burası eksi olduğu için bu da olabilir. Bu da güzel. Bu da güzel. Peki x eksi y artı olabilir mi? Ona da bakalım x eksi y artı olursa arkadaşlar burası artı burası da artı buraya eksi buraya artı dolayısıyla bu eşitlik sağlanamaz demek ki iki tane durum var he ikisi de sağlıyor o yüzden zaten kesinlikle doğrudur diye yazdım soruyu y ile z zıt şartlıydı. y eksi ise z artı y eksi ise z artı şimdi bakalım x çarpı y sıfırdan büyüktür evet x çarpı y'nin sıfırdan büyük olduğu bir durum var ama olmadığı bir durum da var buna kesinlikle doğrudur diyemem x çarpı z sıfırdan küçüktür evet buraya göre sağlıyor ama buraya göre sağlamıyor Buna da kesinlikle doğru doğru diyemem. Y çarpı z küçüktür. Bakın y çarpı z eksi mutlak değer x'i öbür tarafa atın. Y çarpı z küçüktür. Mutlak değer x oldu. Y ile z'nin çarpımı arkadaşlar her türlü eksi. E, x de her türlü zaten artı. Yani mutlak değer her türlü artı. Dolayısıyla e, eksi bir sayı artı bir sayıdan zaten küçük oluyor. O zaman bu kesinlikle doğru oluyor. O zaman cevabımız c seçeneği yalnız 3 olacaktı. Evet bundan belki daha farklı daha zor öncüller sorulabilirdi arkadaşlar ama bence bu dozda iyiydi. Arkadaşlar çok özel bir soru. Sınavda derece yapacak öğrenciyi belirleyecek soru. Ve çözümü de çok net bir soru. Çünkü verilen eşitsizlikler alıştığımız temel eşitsizlikler. Ama şu cümle ÖSYM'nin ara sıra kullandığı şu cümle yalnızca iki tanesi sağlanmaktadır. Bunu nasıl analiz edeceğiz? Şimdi arkadaşlar iki tanesi sağlanıyorsa bir tanesi sağlanmıyor. Burada yapacağınız olay az olanı gezdirmek tamam mı? Yani mesela bu sağlansın, bu sağlansın, bu sağlanmasın. Sonra bu sağlansın, bu sağlanmasın, bu sağlansın. Bu sağlanmasın, bunlar sağlansın. Tamam mı? Üçünü de bakmalısınız çünkü kesinlikle diyor. Şimdi nasıl yorumladığıma çok dikkat edin arkadaşlar. Ben önce şunu alıyorum. Tamam mı? İkisi sağlanacak. Yani x eksi y küçüktür sıfır. Doğru. X çarpı Y büyüktür sıfır Bu sağlanmayacağı için bunu ters çevireceğim. X artı Y büyük eşittir sıfır olarak yazacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Bunu yazmak zorundasınız. He, sıfırda farklı oldukları için bunun önemi yok ama olsun yazalım. Şimdi buradan nasıl yorum yapabiliriz? Bakın atın bu tarafa. X küçüktür Y geldi. Tamam. Şimdi ben ne biliyorum? X Y'den küçük olacak x ile y'nin çarpımı sıfırdan büyük. Bu ne demek? x ile y aynı işaretli. Yani ya ikisi de artı ya da ikisi de eksi. Şimdi ikisi de eksi olursa iki eksi sayının toplamı sıfırdan büyük olamaz. He, o zaman demek ki x de y de ikisi de artı sayılar. Tamam bakın şurayı yapıyorum bir daha söylüyorum. İkisi de artı sayılar. Ama ne olacak? x y'den daha küçük olacak. Örnek veriyorum. 2'ye 3. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Evet. Bu birinci durum. Şimdi geçelim bir başka duruma. Şimdi şunu yapıyorum. Dikkatinizi verin. birinci sağlanacak. X eksi y küçüktür sıfır. İkinci sağlanmayacak. X çarpı y küçük eşittir sıfır. Üçüncü sağlanacak. X artı y küçüktür sıfır. Tamam Bunu da yazdım. Şimdi dikkat edin. Şu yönergeye göre gidiyorum. Şimdi arkadaşlar yine şunu şu tarafa atın hemen. X küçüktür y oldu. Tamam. Şimdi mavi rengi takip edeceğiz bu sefer. Bakın çarpımları sıfırdan küçük. Sıfır olma şansı zaten yok. E şimdi çarpımları sıfırdan küçük. Yani biri eksi diğeri artı. Biri de diğerinden küçük diyor. E mecburen x eksi. Y de mecburen ne olacak arkadaşlar? Artı olacak. Güzel. Toplamları sıfırdan küçük olacak. Yani x mesela eksi 3 ise y artı 2 gibi bir sayı olacak arkadaşlar. Bu da tamam. Bakın bunu da yorumladık. 3 şartı da sağlatan bir örnekte verdim. Şimdi en ilet rengime geliyorum. Şuradayım değerli arkadaşlarım. E şunu sağlamayacak. Yani x eksi y büyük eşittir 0 olacak. 1 Sonra x çarpı y büyüktür 0 2 x artı y küçüktür 0 Şimdi değerli arkadaşlarım. Burada şunu bu tarafa atın. x büyük eşittir y oluyor. Zaten eşitin olması mümkün değil arkadaşlar. Birbirinden de farklı diyor. Soruyu yazarken özellikle oraya da dikkat ettim. Ama yine de bu anlatım tarzını doğru tutmak istiyorum. Tamam, x y'den daha büyük olacak. Ee, x e y'nin çarpımı sıfırdan büyük olacak. Toplamları sıfırdan küçük olacak. O zaman, şimdi arkadaşlar, sıfırdan büyükse çarpımları ikisi de aynı işaretli, ya artı artı ya eksi eksi. Ama ikisi de artı olursa sıfırdan küçük olamaz. Demek ki ikisi de eksi. Ama bu şartta sağlatmam lazım. Buna da bir örnek verelim arkadaşlar. Ee, yani burada mesela ne olursa olabilir x eksi 2 verelim. Y'ye eksi 3 verelim. Tamam bak bu örneği vermek çok önemli. Bu da sağlıyor mu sağlıyor. Tamam. Şimdi benim 3 tane durumum var elimde. O yüzden bu soruda kesinlikle doğrudur diye sordum. Şimdi diyor ki x bölü y küçüktür 1. Evet bakalım 2 bölü 3 küçüktür 1 mi? Sağlıyor. Buradan bakalım. Arkadaşlar zaten burada eksi 3 bölü 2 oluyor ama zaten negatif bir şey olduğu için otomatikman sağlıyor. Buna bakalım. O da 2 bölü 3 küçüktür 1. Hepsi sağlıyor. Demek ki bu her zaman kesinlikle doğru bir öncül. Şimdi burada şuna çok dikkat edin. X küçüktür mutlak değer Y. Bakınız mesela burada. 2 mutlak değer 3'ten küçük mü? Küçük. Eksi 3 mutlak değer 2'den küçük mü? Küçük. Eksi 2 mutlak değer eksi 3'ten küçük mü? Küçük. Çünkü burası 3 yapıyor. Bak bu da oluyor. He, o zaman bu da kesinlikle doğru. Şimdi geldik buna y bölü x'e. Şimdi arkadaşlar y bölü x'e buradan bir örnek verelim. Ee, mesela şu çok bariz bir şekilde çürütür 3 bölü 2 olur ee, eksi eksiye verirsem artı oldu küçüktür eksi bir sağlamıyor çelişki o yüzden burada 1 ve 2 olacaktı bakın bu çözüm yöntemine dikkat edin yukarıda gösterdiğim kitaplarımdan arkadaşlar bu tarz sorulara ulaşabilirsiniz açıklamayı kitaplarımın linkini bıraktım yine yapmış olduğum online kampta da bu tarz sorular çözüyorum oradan da yine bu tarz sorulara ulaşabilirsiniz bizi iyi takip edin yani tamam mı bakın bu çözüm çok böyle tereyağından kıl çeker gibi çözüm. Ama ben nereden başladım ben buna? Yalnızca ikisi sağlıyor demek. Yani iki tane doğru var, bir tane yanlış var. İki tane doğru var, bir tane yanlış var. İki tane doğru var, tane doğru var, bir tane yanlış var. Sırayla şu şablonu çiziyorum. Sonra kıt 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 kesiyorum. Sonra işi bitiriyorum. Tamam mı? Bu soruya da özel bir yorum alırım. Yapmayan ayıp eder yani. Bak yazarken de çok uğraştım. Tam böyle ÖSYM sorusu gibi. Neden ÖSYM sorusu gibi? Şurası çok temel. Yani küçük büyük işaretiye ya. yaptığım işlemlere baksanız da çok basit hamleler. Ama mesele sınavda bu süreci yönetebilmek. Arkadaşlar, çok dikkat etmeniz gereken harika bir soru. Bakınız. Bu soruda bir şey kaçırırsanız gittiniz. Alabileceği farklı değerler toplama. Öğrenci arkadaşların en nefret ettiği soru. Ama bunların da bir taktiği var. Tablo. Şimdi bütün dikkatinizi verin bana. Sorumuz nerede? KPSS denemelerimizde. İki basamaklı AB doğal sayısı için aşağıda verilen 4 maddeden 3'ünün doğru birinin yanlış olduğu biliniyor. Ama hangisi? Bilmiyorum. Üçü doğru. Buna göre AB sayılarının alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu birinci madde olsun. Bu ikinci madde olsun. Bu üçüncü madde olsun. Bu dördüncü madde olsun. Burada bir tablo yapacağız. Bakınız birinci madde doğru. ikinci madde doğru. Üçüncü madde doğru. Dördüncü yanlış. Sonra bu yanlışı kaydırın. Hani üçü doğru bir yanlış diyor ya. Diğerleri yine doğru olsun. Yine kaydırın. Yine diğerleri doğru olsun. Yine kaydırın. Yine diğerleri doğru olsun. Şimdi yanlışlar hangisi dikkat edin. Bir sonucu yanlış varsayacağım. Bir de bunu, bir de bunu, bir de bunu. Buradan çözmeye çalışacağım. Hani geliyor mu? Şimdi AB sayısı iki basamaklı bir doğal sayı. Aman unutmayın arkadaşlar. Aman unutmayın. Önemli. Diyor ki asal bölen sayısı 2'dir. 14'lü şimdi ben 1'i doğru kabul ettim. 2'yi doğru kabul ettim. 3'ü doğru kabul ettim. Şimdi 1 ve 2'yi doğru kabul ettim. 14'e bölümünden kalan 0 dediğim anda asal bölen sayısı 2 dediğim anda o zaman bu AB sayısı kesinlikle çarpanlar içinde 2 ve 7 içerme. Çünkü 14'e bölünmesi için 2 ve 7 olmalı. E, asal bölen sayısı 2 olması için de yine 2 ve 7 olmalı. Başka da olmaz. Şimdi dikkat ediyoruz arkadaşlar. 21 çarpı 13 katının asal bölen sayısı 5'tir diyor. 21 ayıralım. 3 çarpı 7 çarpı 13. Siz bunu yani bu AB sayısını şunla çarptığınız zaman dikkat edin. Nasıl bir sayı gelir? 2 çarpı 7 çarpı e, bu 7 ile bu 7'den 7'nin karesi geldi kısacası. 3 çarpı 13 gelir. Asal bölen sayısı kaç şu anda? Dikkat edin. Asal bölen sayısı kaç arkadaşlar? 2 1 7 2 3 3 13 4. 4 tane. Dikkat ediyor musunuz? 4 tane asal böleni var. He. Olmuyor. Yani siz bu anda... Belki 7 ile çarpıyorsun ama zaten benim sayımın içinde 7 çarpan olarak var. Bir daha çarpsan da bana yeni bir şey katmıyorsun. Bana kattığın sayı 3 ve 13. İyi de asa bölen sayım 5 olmuyor. He, o zaman 1 ve 2'nin doğru olduğu tüm durumlar yanlış oluyor arkadaşlar. Bakın bu soruların işte böyle güzelliği var. Sizin süreyi yetiştirebilmeniz için biz böyle kolaylıklar tanıyoruz. Yani bu tabloda şöyle çok kalın bir elit renk alacağım. Şu tabloda 1 ve 2'nin doğru olabilme şansı yok arkadaşlar. 1 ve 2'nin doğru olabilme şansı yok. Otomatikmen 2 tane seçeneğimiz kaldı. Bak şu anda silseye girmiyorum iyi. E, tek tek gidiyorum. Şu mu bu mu demiyorum. Buluyorum. Şimdi asal bölen sayısı 2 dedik. Şu şunu yapıyorum. 14 ile bölünen kalan sıfır. Buna yanlış dedim. Tamam onu yanlış diye düşünelim. Eee 34 katı diyor. 34 katı demek arkadaşlar 2 çarpı 17. Bu hep kalsın burada. 21 çarpı 13 de demek. Hatta şöyle parantez açalım. 3 çarpı 7 çarpı 13. Şimdi ben şunu kabul edeceğim. Asal bölen sayısı 2 olacak. 14'e de tam bölünmeyecek. Şimdi arkadaşlar ben 2 ile 17 ile çarptığım zaman hani asal bölen sayısı 4 olacak ki o zaman bu sayıda 2 ve 17'in dışında 2 tane asal bölen olacak. Yine 3, 7 ve 13'ün dışında da 2 tane asal bölen olacak. Ben bunu böyle kafadan çok düşünen biri değilim. 2, 3, 5, 7. Asal sayıları bir yazayım da rahat düşüneyim şöyle. Yoksa e, beyin spazmı geçireceğim burada. Allah korusun. 17, 19 böyle gidiyor. Tamam. Şimdi 2 olmaz. Kafadan 17 olmaz. 3 olmaz. Tamam. 5'e 11 olsa mesela. Bu AB sayısı 5 çarpı 11 olsa olur mu? E, dikkat edelim. Asal bölen sayısı 2. Doğru. 14'le bölümden kalan 0'dır. Yanlış olacaktı. Tamam. 3 çarpı 7 çarpı 13 yaparsanız 2 tane asal çarpan burada var. 3 tane buradan 5. Doğru. 2 tane buradan var. 2 tane de buradan geldi. Doğru. Tamam bu sağlıyor. 5 çarpı 11 kaç yapıyor? 55. Bir tane sayı yakaladım arkadaşlar. Çok güzel. 5 çarpı 11 55. Peki başka yakalayabilir miyim? Şöyle düşünelim. E, 2 olmaz. 3 olmaz. 7 olmayacak dedik. E, 11 olsa 11 olsa 11 zaten var. 13 olsa 13 burada var. 17 olsa 17 de burada var. 19 olsa heh, buldum bir tane daha. 5 çarpı 19 olsa 5 kere 19 ne yapar? 95 yapar. Bak bunları da yazalım. Bir 95. Bir de burada ne var? 55 var. Tamam. Başka var mı arkadaşlar? Yok. İki basamakta sayı şartını bozmaya başladı. Farkında mısınız? Yani 5'i değil de örnek veriyorum 7'yi alsanız ya da 7'yi alamazsınız atıyorum. 17 alsanız şeyi bozacaksınız. Yani i̇ki basamaklı olması şartını bozacaksınız. Tamam, bunu buldum. Acaba şuradan da gelebilir mi? Yani asal bölen sayısı 2 olmasın. ile yanlış diyelim arkadaşlar. 14 ile bölümünden kalan 0 olsun. Yani bu sayımızın içinde 2 olsun, 7 olsun. Ama asal bölen sayısı 2 olmaması için ben olmaması için ben buna bir tane daha ekleyeceğim. Ee, mesela ne olabilir? 5 olsa. Deniyorum şu anda arkadaşlar sadece. Ee, asal bölen sayısı 2 değil. 3 çarpı 7 çarpı 13 ile çarparsanız ne gelir? 3 çarpı 13 gelirse 7 zaten vardı. Evet asal bölen sayısı 5 oluyor mu? 1, 2, 3, 4, 5 oluyor. Güzel. Çok güzel. Peki 2 çarpı 17 yaparsanız 2 var 17. Evet asal bölen sayısı 4 oluyor mu? Evet oluyor. Tamam bir tane daha yakaladım. 2 kere 7. 14. 14 kere 5 ne yaptı? 70 yaptı. O zaman şöyle yapalım. Sayılardan bir tanesi ne oldu arkadaşlar? 70 olmuş oldu. Şimdi bir şeye bakacağım. Evet güzel. Acaba başka bir tane daha olabilir miydi? Şimdi ben 2-7'yi aldım ya arkadaşlar. 2-7'yi aldım. 2-7'yi aldım. Ee, bir tane daha asal çarpan şöyle. Asal bölen sayısı 2 olmaması için başka bir tane daha alayım. 3'ü alabilir miyim mesela? 3'ü alırsam şunu sağlamıyor. Evet bunu sağlamıyor. Ee, 5. 11'i alsam 11 alırsam da öbür şartı geçiyor arkadaşlar, öbür şartı geçiyor. Bir dakika kaçırdığım var mı özellikle bakacağım. Tamam. Ee, başka yok, başka yok. Peki, başka yoksa o zaman buradan da ne geldi 70. Bunları toplayalım arkadaşlar. 55, 95 daha, 150, 70 daha. 220 yapıyor. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 220 olacak. Cevabımız Edirne. İşte sistematik bu arkadaşlar. Bu olaya çok dikkat edeceksiniz. Başka sayı olmadığını nasıl anladım? Çünkü 14'ün katından gidiyorum ya. 14'ün katından gittiğim için hani 3'ü zaten ekleyemiyorum. E mecburen başka da bir şey kalmıyor. Hani burada olmayan da yani şunu demek istiyorum. Şimdi 2 7 var ya 3 ve hani şöyle düşünün. 2 çarpı 7 kesin. 3 çarpı 7 çarpı 13 de yapacağım. Şimdi kaç tane asal bölen var? 1, 2 şunu saydım zaten. 3, 4 bir tane daha asal bölen eklemek zorundayım. Yani 2 çarpı 7 varken bir tane daha eklemek zorundayım. Hani bu ne olabilir? 2 kere 7 de 14 de küçük bir sayı değil yani. Baya büyük bir sayı. Buna da ekleyebileceğin senin bir tane değer var. O da bir tek e, o dediğim sayı arkadaşlar. Bir tek o dediğim sayı yani kaç? E, 5 oluyor. Çok güzel özetledik bence. E, gözümüzden de kaçtığını düşünmüyorum. Bu soruda da yorum yapmayı unutmayın. Tablonun ne kadar işinizi kolaylaştırdığını gördünüz yoksa tek tek bütün hepsini denerdiniz ve emin olamazdınız. Ben özellikle rahat anlaşılsın diye arkadaşlar tek tek çözdüm. Asal sayıları da şöyle yazmaktan çekinmeyin. Bak ne kadar beni rahatlattı gördünüz bunu. Arkadaşlar kafa yakan, sınavlık bir soru gerçekten şu anda kendinizi sınavda hissedeceksiniz. Bu duyguyu tadacaksınız. Bu soruya uğraşın. Bana diyor ki A doğal sayısı 25 ile tam bölünebildiğine göre Kaç tanesi her zaman doğrudur. Arkadaşlar bakın ben burada farklı bir yöntem yapacağım. Bu önermeyi sıfıra eşitleyebiliyorsanız bu önerme yanlış olur. Eğer sıfıra eşitleyemiyorsan her zaman doğrudur diyebilirsin. Bakın hemen deniyorum. Q ise P'nin sıfıra denk olduğu bir durum var mı? İse hangi durumda sıfıra denktir? 100 olursa. Buna 1 diyeceğim, Buna 0 diyeceğim, Buna 0 diyeceğim. Peki bakın Q önermesine doğru diyeceksin. Tamam mı? Bakın Q önermesine doğru diyeceksin. P önermesine yanlış diyeceksin. Böyle bir örnek verebilir misin bana? Böyle bir örnek verebiliyor musun? Veremiyorsun. Eğer böyle bir örnek verebilirsen bu önerme yanlış. Bak böyle bir örnek verebiliyor musun? Düşün. Q önermesi doğruyken P önermesi kesinlikle doğru. Ben böyle bir örnek veremiyorum. Eğer verebilseydim ben böyle bir örnek, o zaman ben buna ee, ben buna o zaman yanlıştır diyebilirdim. Ama bakın ben bunu yanlış yapamıyorum. Bu şekilde bir örnek veremiyorum. Demek ki bu önerme her zaman doğru bir önerme ki ben bunu yanlışa eşitleyemiyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Ben bu önermeyi yanlış yapamıyorum. Dolayısıyla demek ki bu önerme her zaman doğru. Bir şeyi yanlış yapamıyorsan demek ki doğru. Bunu yanlış yapabilir misiniz arkadaşlar? Bakın dikkat edin. P ise Q ne oluyor? 1 0 denktir 0 denktir 0 Şimdi 1 doğru olacak. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Yani P doğru olacak. 2 ile bölünecek. 20 ile bölünmeyecek. Böyle bir şey yapabilir misiniz? Yaparım. 50. Bak 50 dediğin anda 2 ile bölünür. Doğru olur bu önerme. 20 ile bölünür der. Bu da yanlışa çıkar. Ve bu önerme ne olur? Yanlış olur. Dolayısıyla bu önermeyi sen her zaman doğrudur diyebilir misin? Diyemezsin. Bakın diyemezsin. Çünkü 50 sayısı için bu önerme ne oluyor? Ee, yani P ise Q sıfıra denk oluyor. Her zaman doğrudur denilemez. Şimdi burada kafam yanıyor arkadaşlar benim. Şu soruyu herhalde üçüncü kez baştan çekiyorum. Anlatırken çok zorlanıyorum. Diyorum ki bu denkleri sıfır olabilir mi? Q ise R denk de sıfır olabilir mi? Bu bir ise 100. Artık ise dedeki 100'ü de kesinlikle öğrendik. İse yüzdeyken deyken sıfır olabiliyor bir tek. Arkadaşlar Q önermesini doğru kabul edeceğim. Bakın Q önermesi doğru olacak. Do Otomatikmen Bakın otomatikman R'yi de yanlış diyebileceğim bir örnek var mı? Düşün böyle bir örnek. 20'ye bölünüyorsa A sayısı 20'ye bölünüyorsa 25'e de bölündüğünü biliyorum. Kesinlikle 100'e bölünür. Böyle bir örnek veremiyorum. Verseydim yanlış diyecektim ama veremiyorum. Bak bunun yanlış olduğunu ispatlayamıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu her zaman doğru ki demek ki ben bunu yanlışa çıkaramıyorum. P veya Q. P veya Q'nun sıfır olması için, sıfır olması için ne gerek arkadaşlar? Her iki önermenin de yanlış olması lazım. Peki çünkü çünkü VA'dayken bir tek böyle sıfır olabiliyor. Her iki önermeyi yanlışa düşürebilecek bir örnek verebiliyor muyum? Verebiliyorum. Bak 25 olsa A sayısı 25 olsa bu önerme yanlış. Bu önerme de yanlış. Dolayısıyla olabiliyor mu? Olabiliyor. He. O zaman bak o zaman bu da yine ne yapıyor? E, 25 sayısı için ben bunu yanlış yapabilirim. Demek ki bu önerme her zaman doğru değil. Geliyorum buna. Buna denktir sıfır diyebiliyor muyum? Şimdi kafanız artık yavaş yavaş iyice yanması lazım şuralarda. Ee, bunun sıfıra denk olması için ya bu bir ya bu sıfır ya bu sıfır ya bir. Böyle bir örnek vermeniz lazım. Verebilir misiniz bakalım? Q doğru olursa arkadaşlar 20 ile bölünürse otomatikmen bakın otomatikmen A sayısı 100 ile bölünür. Yani buna bir örnek veremiyorum. Bakın dikkat edin. Çünkü neden? Eğer A sayısı 20 ile bölünürse A sayısı 20 ile bölünürse 25 bölündüğü için otomatikman 100 ile bölünür. Dolayısıyla bu önerme doğruyken bu önerme doğru olur. Mecburdur yani buna. Dolayısıyla ben sorunun istediği örneği veremiyorum. Sorunun istediği örneği veremiyorum. Veremediğim için de demek ki bu önermem benim her zaman doğru bir önermem ki veremiyorum. Ne olacak o zaman? 3 tanesi her zaman doğrudur olmalı arkadaşlar. Çünkü veremiyorsunuz. 20 ile bölünmesin 100 ile bölünsün. Öyle bir şey verebilir misin? 100 ile bölünüyorsa 20 ile her türlü bölünür. Yemiyle bölünüyorsadan yüzde her türlü bölünür. Dolayısıyla birinin doğru diğerinin yanlış olduğu bir durum yok. Bu önemli doğru. O yüzden arkadaşlar 3 tanesi her zaman doğrudur olmalıydı. İnanın ki yaktı beynimi. Yani e, çok odaklandım. Şu soruyu kaç kez baştan aldım anlatırken. Böyle gidiyor beyin. ÖSYM'de zaten artık böyle uzun sorular soruyor. Böyle beyin yakan sorular soruyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Buna özel bir yorum hak ettim bence. E, bak like, dislike falan istemiyorum. Benim için yorum arkadaşlar. Ben niye yorum okuyorum mutlu oluyorum. Valla diyorum ki bak iyi bir şey yapıyorum diyorum. You like niye yaptın? Belki eli alışkan ama yorum bir emektir. Ve burada karşılıklı etkileşimdir. Ben yorumlarınızı okuyorum. Her birine kalp koyamasam da okuyorum. Bir tarım, sana. Uğraşın şu soruya be. Uğraşın. Evet. Uğraşın. Sonra dinleyin arkadaşlar. Efsane bir soru. Yazarken... Yaklaşık 3 saatim gitti ama gerçekten güzel ayarlandı arkadaşlar. Hem çarpan arayımı bilginizi ölçüyor hem karmaşık sayı bilginizi ölçüyor. Peki bu sorumuz nerede? Yine AYT denememizde arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Burada ne var? 12 i Paydada ne var? Z çarpı Z'nin eşleniği. Z sayısı bu arkadaşlar. Z'nin eşleniği ne? A eksi ip. Tamam. Şimdi yazıyorum burayı. 12 eksi i bölü. Arkadaşlar Z'nin eşleniği A eksi İB dedik. Bununla bunu çarparsanız yani Z'nin eşleniği ile Z'yi çarparsanız ne olur? İki kare farkından A kare eksi i kare bir kareden artı bir kare oluyor arkadaşlar. Oraya dikkat edin bak. Oraya çok dikkat edin. En çok hata orada yapılıyor. I kare bir kare. I kare eksi bir. o yüzden eksi eksi artı yapıyor. Devam ediyorum. Arkadaşlar burayı da Z'nin eşleniği çarpacağım. Yani ne oldu? Yukarıda Z'nin eşleniği şurayı ayrı olarak göstermek istiyorum sizlere. A eksi ip yukarıda. Aşağıda A artı ip var. Siz bunu A eksi ip ile çarpıyorsunuz. Yukarıda ne oldu bununla çarpılınca? A eksi ib'nin tam karesi oldu. Birincinin karesi A kare. Birinci ile ikinci çarpımın ilk katı. Eksi 2 AB. B. E, i̇kincinin karesi artı i kare B kare. Fakat i kare eksi 1 olduğu için eksi B kare. Ona dikkat edin. Bölü. Arkadaşlar yine bu ikisinin çarpımından ne gelir? E, eşlenekten dolayı A kare eksi i kare b kare oluyor. Fakat i kare eksi 1 olduğu için ne oldu arkadaşlar? Artı b kare olmuş oldu. Eşittir sağ tarafta ne var? O 3 eksi i var. Şimdi sol tarafın reel kısmını buluyorum arkadaşlar. Bütün dikkatinizi verin. Sol tarafın gerçel kısmı ne? 12. Başka var mı? Artı a kare eksi b kare bölü a kare artı b kare. Sağ tarafın kısmını arkadaşlar 3 bölü 1. İşler de yapın. Ee, buradan 12 artı a kare eksi b kare eşittir. 3 a kare artı 3 b kare. Tamam mı? Buradan atalım öbür tarafa. 2 a kare artı 4 b kare bakınız 2 a kare artı 4 b kare eşittir 12. 2'ye bölün. 6 eşittir a kare artı 2 b kare oldu. Tamam. Şu burada kalsın. Elimizin içinde kalsın arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi imajiner kısma bakalım. i'nin katsayısı eksi 1. i'nin katsayısı eksi 2 yap. Bölü a kare artı b kare. Bakın a kare artı b kare asla unutmayın arkadaşlar. Sağ tarafın imajiner kısmı ne? i'nin katsayısı eksi 1. Her iki tarafı eksiyle çarpın arkadaşlar. Hepsi artılaşsın o yüzden. Bakın buraya dikkat edin. Tamam mı? Şimdi işte dersler yapın. a kare artı b kare eşittir 1 artı 2 ab. Bunu atın öbür tarafa. a kare eksi e, 2 ab Artı b kare eşittir 1 oldu. Arkadaşlar bu neyin açılımı? a eksi b'nin parantez karesinin açılımı. Yani o zaman a eksi b eşittir ya 1 ya da a eksi b eşittir eksi 1 olacak arkadaşlar. Buradan a eşittir b artı 1 olur. Buradan da a eşittir b eksi 1 olur. Tamam mı? Şimdi geldik en önemli en mühim noktaya. Değerli arkadaşlarım a gördüğümüz yere ne yazacağız? b artı 1 yazacağız. b artı 1'in karesi. B artı 1'in karesi artı 2B kare o da eşittir. Kaça? 6'ya. Açın bakalım. B kare 2B kare de buradan var. Ne oldu? 3B kare birinciyle ikinciye çarpın. Dikkat i̇ki edin. 2B artı 1 6'yı da bu tarafa atın. 1-6'dan eksi 5 eksi arkadaşlar. Burada ne geldi? 0. Bunun da bu. Kalsın. E, şimdi şuna geçelim. A gördüğümüz yere ne yazacağız? B-1. Bakın yazıyorum. B-1'in karesi 6 eşittir. B kare Eksi 2B e, artı 1 artı 2B kare. Arkadaşlar toparlayalım. 2B kare ile yine bunu toplayalım. Ne oldu? 3B kare oldu. 6 ile bir tarafa atalım. 3B kare. 1 e, eksi alttan eksi 5 oldu. Burada da ne kaldı? Sıfır kaldı. Tamam mı? İşlemleri birazcık hızlı yapmaya çalışıyorum. Vaktinizi değerlendirelim. Buradan bu. 5'e olmaz. 5'i yukarıya verelim. E, eksiği Buraya da arkadaşlar artı 1'i verelim. Şimdi sonra da kolaylık tanıdım. Merak etmeyin de e, her şeyi detaylı yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya ayıralım. 3B'ye B. E, 5'i buraya verelim. Eksiği buraya verelim. Eksi 1'e. Buradan ne oldu? 3B artı 1. Yok 3B artı 5 çarpı B eksi 1 eşittir 0. Arkadaşlar buradan B'ye ne gelir? B buradan 1 gelir. B buradan ne gelir? Eksi 5 bölü 3 gelir. Peki B'ye 1 verirsek A ne gelir? 2 gelir. Peki B'ye eksi 5 bölü 3 verirsek A ne gelir? 2 bölü. E, ama nasıl 2 bölü? Eksi 2 bölü 3 gelir. Tamam. Şimdi bakın şunlar bir, part, bir kardeş şunlar bir kardeş. Tamam. Şimdi A bölü B. 2 bölü 1'den ne geldi? 2. A bölü B ne geldi arkadaşlar? Eksi 2 bölü 3 bölü eksi 5 bölü 3'ten. Hani şunları böldüğümü düşünelim. 3'ler gitse 2 bölü 5 geldi. Bunların da ne diyor? Farklı değerlerin çarpımı kaçtır? Çarpın ne geldi? 4 bölü 5. Cevabımız ne oldu? Edirne. Şimdi bir şey göstereceğim dikkat edin. Diyeceksiniz ki hocam sağ taraftan gelmiyor mu? Arkadaşlar sağ taraftan farklı değer gelmiyor. A bölü o B oranı aynı geliyor. Buradan B eksi 1 geldi. B 5 bölü 3 geldi. Eksi 1 yerine koyun. A ne geldi? Eksi 2 geldi. A bölü B ne oldu? 2. 2'yi zaten kullandım. 5 bölü 3'ü yerine koyalım. 5 bölü eksi 1'den a ne geldi? 2 bölü 3. a bölü b yapın arkadaşlar. O da 2 bölü 5 geldi. Dolayısıyla buradan farklı bir çözüm gelmiyor. Buradan gelmiş oldu. Arkadaşlar ciddi anlamda işlem yeteneğini ölçen bir soruydu. Bu soruyu tekte yapanlar gerçekten burada belirlidir diye düşünüyorum. E, denemenin en yani en sonlara koyduğum bir soruydu arkadaşlar. Denemedik belki de eleyici sorulardan bir soruydu. Bence yine böyle sorularda görmekte fayda var. Hem çarpanlara ayırma hem kondisyon deneme sınavı heyecanı hepsini görmeniz çok iyi arkadaşlar. Farkındaysanız ee, tüm detaylarını anlattım. A bölü B'den bakın buradan farklı bir şey gelmedi. A bölü B oranının alabileceği değerlerini demiyor. Alabileceği farklı değerlerini diyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Buradan farklı değer gelmedi. O yüzden cevabımız Edirne olmalı. Bu soruya özel yorum beklerim. Yapmayan ayıbeler. E, yapanları da tebrik ediyorum. Arkadaşlar fonksiyonlarda öteleme simetri ile ilgili sınav tadında bir soru. Konu de yapacağım yine soru üzerinde. Y eşittir fx fonksiyonumuz verilmiş. Kaç tanesi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada fx var. Burada fx artı 2 var. Dikkat ediyor musunuz? Biz fonksiyonun şu parantezinin içine artı 2 yazdığımız zaman neydi bu? 2 birim sola. Şimdi arkadaşlar bir sürü nokta var. Nasıl karar vereceğiz? Ayarladık soruyu bakın şimdi. 2 birim sola alalım. Peki kimi sola alırsak daha mantıklı? Şunu. 2 birim sola çekin arkadaşlar. Ne olur? Eksi 6'ya eksi 2 noktasından geçer. Bakın. Ordinatı eksi 2 ise apsisinin eksi 6 olması lazım. Doğru mu? Doğru. O zaman doğru. Tamam. Peki bunu nasıl tutacağız? Arkadaşlar bakın. Artıysa zıt sola. Artı normalde sağda ya tersini yapacaksınız. Yani fx eksi 3 derse bakın eksi normalde böyleyse 3 birim sağ gibi. Mesela burada ne? fx artı 2. Normalde sağ. Siz ne yapacaksınız? 2 birim sol. Ne zaman? f'in bu parantezinin içinde olursa. Tamam mı? Buna dikkat edeceğiz. Bakın fx artı 2. Bu neydi? 2 birim yukarı. Şimdi arkadaşlar 2 birim yukarı alacağız. Hangi noktayı inceleyelim? Şunu. Bak neden? Bunu 2 birim yukarı alırsan ne olur? 4'e 9 noktasından geçer. 4'e 9 noktasından geçer. Yani eğer burada fonksiyonun e, apsisi 4 ise ordinatı 9 olacak. Ama neymiş? 4'e 4 diyor. Olmaz. Aynı noktadan iki yere giderse de fonksiyon olamaz. Değil mi? O zaman bu gitti. Bak bu bak fonksiyonun özelliğini çelişir. Anladın mı? Hani böyle bir şey de olmaz. Bu bir fonksiyonun Y eşittir x doğrusuna göre simetriği 4'e eksi 2'dir. Şimdi arkadaşlar burada tamam mı? Ee, y eşittir x doğrusuna göre simetri alırken Birçok arkadaşımızın böyle aklına farklı farklı şeyler geliyor. Burada aklınıza gel buna birinci uç, açı ortay doğrusu diyoruz. Burada espri şu. X ile Y yer değiştiriyor. Yani örnek veriyorum. Sen buna göre simetri aldığın zaman e, şunu aldığın zaman şunu aldığın zaman na, nasıl olacak biliyor musunuz? Eksi 2'ye bakınız. Eksi 2'ye eksi 4 olacak. Şimdi Bundan yorum yapamam şimdi niye? Benim elimdeki başka bir şey. Cık. Bak nasıl takıldığımı gördünüz mü? Bak takıldığımı gördünüz mü arkadaşlar? Bak o takılmamı hissettiniz mi? Ben bu noktaya baktım. Yanlış baktım. Ben bu noktadan bilemem ki belki fonksiyon eksi 2 eksi 4'ten geçer. Yani yakın olması demek onun hakkında bilgi veremez. Ondan simetri yapma. Bak şimdi dikkat et şimdi. Buradan simetri yap. 4'e 2. Absis 4 ise 2 olacak. Ne olmuş? Eksi 2. Yine yanlış. Arkadaşlar anladınız değil mi? Bak or orayı editlemeyeceğim bilerek. Her bir olay için belirli bir nokta var. Onu seçmezseniz zaten bu soruya şu an şey deriz. Ya soru yanlış. Hayır. Nokta belli adamın. O noktaya göre yapıyorum. Sağlamıyor. 4'e 2 olmaz. 4'e eksi 2. 2 noktaya mı gidecek? Hem 4'e 2 hem 4'e eksi 2'ye mi gidecek? Nasıl fonksiyon olacak? Sittin sen olmaz. Geç onu fonksiyonun grafiği. Demiştim ki size eğer fonksiyonun içi eksiyle çarpıyorsa kim değişir? X'ler değişir. Ee, X değişiyorsa Y'ye göre simetri. Y'ye göre simetri. Ee, fonksiyon çarpılıyorsa Y'nin değişmesi lazım. X'e göre simetri. Şimdi dikkat edin. İçerisi çarpmış. Y'ye göre simetri alacağız. Şimdi arkadaşlar Y'ye göre simetri aldığınız zaman tamam mı? Bu nokta şuraya gelir. Yani ne olur? 2'ye -4 noktası olur. Şimdi 2 -4. Şimdi -4 bu fonksiyonda gördüğünüz gibi yani birebir bir fonksiyon. Dolayısıyla bu da mümkün mü? Bu da değil. Yani -4'e hem 2 hem de -2 gelemez arkadaşlar. Yani -4 noktasına hem 2 hem de eksi -2 gelemez. Bu zaten buraya göre de yapsanız eee hani bunu simetreni çizseniz zaten yine görürsünüz. Yani -4'e bir nokta gelir. Tamam? Bu da yanlış. Bak çok hassas bir soru ha. Değişim hızı 9 bölü 8'dir. Şimdi değişim hızı nerede? Eksi 4 ile 4. Kural neydi arkadaşlar? Sorar bir de diye ben bunu da koydum. F4 eksi F eksi 4 bölü 4 eksi eksi 4'ten 4 artı 4. Ne geliyor? 8 geliyor payda. Bak 4 eksi 4 eksi 4'ten tamam mı? Unutmayın. F4 ne? 7. F eksi 4 ne? Eksi 2. Eksi eksiden ne geldi? Artı 2. Oradan ne geldi? 9 bölü 8 geldi. O da yine ne oldu? Doğru olmuş oldu. Anladınız mı? Bak bir daha söylüyorum. Ee, şurayı inceledim. 4 eksi 4'ten 8. 7 eksi 2'den 9. 9 bölü 8. Eksi 4 2 aralığında fonksiyonun grafiği artandır. Evet arkadaşlar. Artandır. Bu da doğru. 1, 2, 3. Kaç tanesi doğrudur? 3 tanesi doğrudur olacak. Şimdi orada Tamam mı? Artanda da amacım şuydu yazarken. Hani şurada negatif yerde ya. Onunla karıştırın diye onu yazdım. Belki bazı arkadaşlar karıştırabilir. Şöyle diyelim arkadaşlar. Mesela bu fonksiyon hep artandır. Tamam mı? Mesela bu fonksiyon da artandır. E hocam x ekseninin altında. Heh. Fonksiyon negatif değerli. Ama artandır. Artandır. Anladın mı? Soldan sağa doğru bakıyorsun artıyor. Sen x ekseninin altında üstünlemesine ilgilenmiyorsun. Yönüyle ilgileniyorsun. Ha, şöyle diyelim. Mesela burada xler negatif değerli, doğru. Fonksiyon negatif değerli, doğru. Fonksiyon artandır, doğru. Burada fonksiyon negatif değerli de olmuş, pozitif değerli de. Xler negatif de olmuş, pozitif de, ama fonksiyon artan. Anladınız mı arkadaşlar? Xler derse şuradan bakıyorsunuz. Fonksiyon derse dikeyden bakıyorsunuz. E, artan gazanlıkta yönüne bakıyorsunuz. O yüzden olayımız buydu. Arkadaşlar binom formülünde bir kez daha bu soru üzerinde hemen tekrar edelim. Böyle bir ifadede baştan R artı birinci terim derse ne yapıyorduk? N'in R'lisi çarpı A üzeri N eksi R çarpı B üzeri R şeklinde yazıyorduk. Şimdi bizden bahsedilen X üzeri 8'li terimi biz bilmiyoruz. Ama diyelim ki onu şu şekilde elde etmiş olalım. 12'nin R'lisi tamam hani baştan R artı birinci terim bu olsun diye böyle başlıyoruz. E, X üzeri eksi 2 üzeri e, 12 R çıkarın. 12 eksi R arkadaşlar çarpı arkadaşlar x üzeri eksi 2'yi yukarıya atın. Ne olur? X kare olarak geçer. Yani 2M x kare üzerinde ne var? E, üzerinde R var. Şimdi bizim isteğimiz x'in kuvvetlerini bir 8 olarak bulmak bir de 8 arkadaşlar. Ben x'in kuvvetlerini hesaplıyorum. Eksi 2 ile 12 çarpın. Eksi 24. Eksi 2 ile eksi r'yi çarpın. Artı 2 r. Buradan da artı 2 r geldi. Bir bunu 8'e eşitleyelim. Bunun için bir de arkadaşlar bunu hemen gelelim. Eksi 8'e eşitleyelim. 4 r. 4 r 32. R eşittir 8. Tamam mı? Şurası 2 r bu arada. 4 r eşittir 16. R eşittir 4. Şimdi bize katsayı oranlarını soruyordu. Önce 8'i e yazalım. 12'nin 8'lisi. Bakın sadece x'in katsayılarını alacağım. X'leri artık önemli değil benim için. Çünkü soruyu da onunla ilgili bir ibare yok artık. Ee, burada 2m'in karesi var arkadaşlar. Özüm. 2m'in range'i kuvveti var. R ne? 8. 2m'in 8 kuvveti var. Bölü. Aşağıda da R'ye 4 yazıyoruz bakın. 12'nin 4'lüsü çarpı 2m'in 4'üncü kuvveti. O da eşittir arkadaşlar. Neymiş? 2 üzeri 16'ya. Biliyorsunuz ki kombinasyonda 4 ile 8'in toplam 12 yaptığı için arkadaşlar bunlar birbirini götürür. Tabanlar aynı olduğu için bu 4 yukarıya gider. 2M'in 4. kuvveti eşittir. 2 üzeri 16 oluyor. Arkadaşlar buradan da şurayı parçalayalım. 2 üzeri 4 çarpı M üzeri 4 eşittir. 2 üzeri 16 oldu. Böyle inanılmaz bir şekilde yamuk gittik arkadaşlar. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 16'yı sadeleştirelim. M üzeri 4 eşittir. 2 üzeri 12 burada arkadaşlar 2 üzeri 3'ün 4. kuvvetinden 2 üzeri 12 gelebilir. Dolayısıyla bakın oraya yazıyorum. M üzeri 4 eşittir. 2 üzeri 12 bulduk. Burada M yerine 2 üzeri 3 yazmalıyız ki e, kuvveti 2 üzeri 12 eşit olabilsin. Dolayısıyla M eşittir. 2 üzeri 3'ten M eşittir. 8 olacak. M kaçtır? 8'dir diyecektik. Yani burada arkadaşlar tüm mesele tamam mı? Şuradaki gördüğünüz formülü hemen hızlı bir şekilde yazıyorsunuz yazdıktan sonra x'lerin üssünü bir 8 olduğu için 8'e eşitliyorsunuz. R'yi buluyorsunuz. Bakın 8'e eşitledim. R'yi buldum. Eksi 8'e eşitledim. R'yi buldum. Sonra 8'i yazdım yerine şurada. Katsayılar için yazdım. Bir de bunun için yazdım. Oranladım. Buradan ne geldi? Bunlar birini götürdü. 2 m'in 4. kuvveti 2 üzeri 16. E bunu da çarpma olduğu için arada 2 üzeri 4, m üzeri 4, 2 üzeri 16'ya ayırdım. 2 üzeri böldüm. m üzeri 4 eşittir. 2 üzeri 12. E ondan sonra da şöyle bir şey yaptık. M üzeri 4 eşittir 2 üzeri 12. M ne olmalı? 2 üzeri 3 olmalı. Böylece e, üstünü tekrar dönüşü kuvvetten alsak 2 üzeri 12 gelsin. Cevabımız 8 olacaktı. Bence güzel bir soruydu. E, yine binomla ilgili bize kazanımlarımızı tekrar ettirmiş oldu. Arkadaşlar bir de ÖSYM bazen burada şöyle bir şey yapıyor. katsayılar toplamının işte geçen aritmetik ortalama sormuş burada mesela. Aritmetik ortalamada siz ne yapıyorsunuz? Kat toplayıp e, terim sayısını biliyorsun. Mesela burası 12 ise kaç terim var? 13 var. Mesela bunun katsayılarının e, kat toplamının aritmetik ortalama yani bunun kat mesela aritmetik ortalaması bulacak olsak e, kat toplamını x'e vereceğiz? 1 vereceğiz. E, buradan ne gelir örnek veriyorum? 1 ver. E, burada da 1 ver. E, 1 artı 2 1 artı 2 gelir mesela arkadaşlar. Burada 12 varsa 13 terim var. Örnek veriyorum m8 olduğu için 2 kere 8 16 bir daha ne geldi 17 17 bölü 13 geliyor mesela bunu da sorabilirdik size yani burada deseydim ki arkadaşlar ee, bu açılımda katsayılar sayılar, ka, bu açılımdaki katsayıların aritmetik ortalaması nedir deseydim siz ne yapacaktınız katsayılar toplamını yukarıya katsayı sayısını aşağıya yazacaktınız 12 olduğu için 13 tane katsayı var kas sayılar toplamını x'e 1 verecektiniz ne geldi o zaman 1 artı 2 m geldi m de 8 2 kere 8 16 bir daha 17 17 bölü ee, 13 gelmiş olacaktı. Arkadaşlar eleyici bir kartezyen sorusu beni eledi. Şu ifade basit gibi duruyor ama hiç basit bir ifade değil. Kartezyenin mantığını gerçekten anlayan yapar arkadaşlar. O yüzden bu soruya lütfen dikkat edin. Uğraşın sonra çözümünü dinleyin. A ve B kümeleri var. Arkadaşlar bu kümeleri hemen bulalım. Liste yöntemiyle gösterelim. A kümesi x öyle ki 11 ile 796 arasında. X 3K artı 1 şeklinde K elemanı da doğal sayı. Yani Doğal sayı ama 11 ile 796 arasında olsun. Mesela 3 verin. 3 kere 3, 9, 1 daha 10. Olmaz. 4 verin. 3 kere 4, 12, 1 daha ne olur? 13. Sonra 5 verin. 3 kere 5, 15, 1 daha ne oldu? 16. Böyle gidiyor. 3, 3 artıyor. Bakın dikkat edin. En son arkadaşlar bu arkadaşımızın geleceği yeri bulalım. Bu arkadaşımızın geleceği yer 793 arkadaşlar. Bu aralıkta en son 793'e gelir e, ee, 3'e böldüğünüz zaman kalan bir. Rakamların toplamını 3'e bölün kalan bir arkadaşlar. Bir sonraki 796 ama 796'da dahillik yok. O yüzden 793 bitti. Gelelim bu kümeye. Arkadaşlar bu kümemizde e, 4K-1 şeklinde 2, 2 kere 4, 8, 1 çıkar 7, 3 kere 4, 12, 1 çıkarın 11, e, 4 verin 16, 1 çıkarın 15. Bakın 4, 4 artıyor. Bu kümemizin de en son gittiği yer 700, e, bir dakika, 700, 99 arkadaşlar. 700 99. 4'ün katlarından bir eksik. Tamam. Yine 8 3 de olur, oluyor gibi duruyor ama dahillik olmadığı için olmuyor. Şimdi sizden şunun mantığını dikkatle dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Çok detaylı anlatacağım. Hatta bu ekrandan çıkacağım arkadaşlar. Amacımız neydi? Soruyu çözmek değil. Amacımız sorunu çözmek çünkü sorunu çözersen sorunun içinde soru da var. Soruyu da çözmüş oluyorsun. Espriyi de yapalım. Evet, hiç olmadı ama olsun. Şimdi bir A kümesi tanımlayalım size bunu anlatmak için. A kümemiz 1 2 olsun. Bir de B kümesi tanımlayalım arkadaşlar 3 4 olsun. Şimdi bütün dikkatinizi verin. A kartezyen B. Ne arkadaşlar A kartezyen B? 1 3 Bakın 1 3 virgül 1 4. Geç. 2 3 virgül 2 4 geç tamam. B kartezen A'yı bulalım. 3 1 virgül 3 2 virgül 4 1 virgül 4 2. Şimdi arkadaşlar burada tamam mı? Çok acımasız bir şey var. Siz bununla bunun kesiştiğini zannedebilirsiniz. bak Ama bunun apsisi gibi düşünürsen bir bunun 3. Bunlar kesmiyor arkadaşlar. Bunun burada A kesim B ne biliyor musunuz? Sıfır. Boş küme yani burada A kesim B yok. He. Bunun o zaman bir usulü olmalı. Evet. Şimdi o zaman yeniden size gösteriyorum. Bir A kümesi tanımlayalım. Elemanların 1, 2. Bir B kümesi tanımlayalım. Elemanların 1, 2, 3. Şimdi dikkat edin. A kartezen B'yi yazıyorum. Bak şu an kartezeni bilmeyenler gerçekten bu sonra sonra öğrendi. 1, 1. Başlıyorsun. 1, 1. 1, 2. 1, 3. 2, 1. 2, 3. 2 2 2 3 yazdım. Aralarda virgül var işte. Onları siz atın. E, ee, B kartezyen A'ya başlıyorum arkadaşlar. O da 1 1 1 2 bitti. 2 1 2 2 bitti. 3 1 3 2 bitti. Şimdi kesişimi buluyorum bak. Burada var. Burada var. Bak 1 B kartezyen A, öbürü A kartezyen B. 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2. Ne oldu? Kesim kaç elemanlıydı ki? Peki A kartezyen B. Tamam mı? Kesişim. B kartezyen A. Bunun sayısı kaç oldu arkadaşlar? Çok daha farkında mısınız? 4 eleman var. He, i̇şte benim de eğlendiğim nokta tam burası. Benim de canımın yandığı nokta burası. Kesişim eleman sayısı 2. Ama burası 4. Neden? Çünkü o iki eleman bununla çaprazlanıyor. Çaprazlandığı zaman çıkıyor. Bak. Gerçekten buraya orijinal bir yorum alırım arkadaşlar. Çıksa var ya çoğu arkadaş değil. Bak öğretmen olarak ben de dahil. Ben eğlendim zaten. O yüzden e, burada e, hani e, o kesim eleman sayısı, sayılarını birbirine çarpmazdım. Ama yine ben hani içinizde göremeyen olur diye bunun üstüsünü de yapmak istiyorum arkadaşlar. 1-2-3 burada da 1-2-3 olsun. Tamam mı? E ee, 3 x 3'ten zaten 9 oluyor. Bakın gördüğünüz gibi 3'ün karesi oldu. He tamam. Sorumuza gelelim. Demek ki ben kesimi alacağım. Ben şimdi kesimi alacağım. E bu aralıkta kesimler ben nereden? Alacağım? İlkini bul. Bak. İlkini bulursan devamı gelir. 13 16. Şimdi ben şöyle kaçak yollarla devam edeyim. 3 artıralım 19. 4 artıralım 19. Gördünüz mü? Bak 4 artı 19 3 artı 19. İlk terimini 19. E hocam sıradakini nasıl hocam? Böyle tek tek yazacak Hayır. Bak ne dedim? Bu 3'ün katı mı gidiyor? Bu 4'ün katı gidiyor. Ekokları kaç? 12. 12'nin katları şekline gidiyor bu. Yani 12 12 artıyor. 12 ekleyin. 29. Bir sonraki ne olur? 31 olacaktır. Tamam mı? Böyle gider. Peki böyle böyle arkadaşlar nereye kadar gidecek? Şimdi bunu da bulmanız lazım. Ee, hani Burada ne yapabilirsiniz? Şunu da geri alalım bak. Ben yakalayın diye 793'ten 3 çıkarın 790, 3 çıkarın 787. Bundan 4 çıkarın arkadaşlar ee, 795. Bir dakika kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Hata da yapmak istiyorum. 4 çıkarın 781. Yok. 791. Tamam mı? 4 çıkarın 787. Bakın. Burada 787, burada 787. O zaman bu nereye kadar geliyor? 787'ye geliyor. Kaç kaç artıyor? 12 12 artıyor. Pek kesim kaç elemanlı? Son terim 787. İlk terim ne? 19. Kaç kaç artıyor? 12 artı 1. Geldim buraya. Şimdi bundan çıkaracağım arkadaşlar. Hata yapmak istemiyorum. Yapabilirim. Vallahi hata da yapabilirim. 19 çıkarıyorum. 17'den 9 giderse 8. Tamam aklım başka bir yere gitti. Çok özür diliyorum. Aklım başka bir yere gitti. 7'den 1 çıkarsa 6. Ne geldi? 768. Tamam. 768. 768'i 12'ye bölelim. 768'i 12'ye bölersek 6 kere var. 72. Çıkarın 4. Ne yaptı? 64. 1 ekleyelim. 65. O zaman... Arkadaşlar bu küme ile bu kümenin kestiği kaç eleman var? 65. Bakın 65'i işaretleyebilirsiniz. Ama cevap 65 değil. 65'in karesi. Niye? Az önce size göstermiştim. Ben size bu sayıyı soruyorum. 65 çarpı 65 geliyor. Dolayısıyla 65'in karesi geliyor. Aslında bu soruda var ya 65'in karesini de açık haliyle yazabilirim arkadaşlar. Belki daha sonraki baskılarda. Çünkü ilk bazı baskılarım değişebilir. Tamam mı? daha öyle yazmak daha az tüyo verir. Yani burada 65'in 65 karesi ama şüphelenebilirsiniz. Bunun yerine tamam mı? 65'in karesini koymak şıklara daha makul, daha mantıklı olabilir. Daha eleyici olabilir. Siz de böyle cin gibi olursunuz. Arkadaşlar soru için özel bir yorum bekliyorum. Yine bu denememizdeki en eleyici sorulardan biriydi. Dikkat gerektiriyordu. Arkadaşlar AYT denememizden tam sınavın tadında bir soru. Buram buram sınav kokuyor. Şimdi sorumuza dikkat edin. Denkleminin kökleri olan x1 ve x2 için eşitsizliği sağlandığına göre a'nın alabileceği tüm değerleri gösteren aralık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlarım bakınız burada bir mutlak değer var. Mutlak değerin sonucu ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Doğru mu? Dolayısıyla burada biz ne biliyoruz? x1 artı bir ifade. Bakın x1 ne? Artı. Sebebini anladınız değil mi arkadaşlar? Çünkü neden? Bu ifadenin mutlak değerinden daha büyük. Dolayısıyla x1'in ne olması gerekiyor? Artı olması gerekiyor. Peki sıfır olamaz mıydı? Arkadaşlar x1'e sıfır verdiğiniz anda bu işi sizi sağlayamazsınız. Güzel. Peki şuna dikkat edin. Bak çok dikkat edin. Mutlak değer x1 artı x2 nasıl oluyor da ayrı ayrı mutlak değerlerden küçük oluyor? Demek ki arkadaşlar x1 ve x2 zıt işaretli. Aynı kökün içinde rahat durmuyorlar. Etkileşim yaşıyorlar. Dolayısıyla birbirine zarar veriyorlar. O yüzden ayrı ayrı daha büyük. Beraberken küçük. O yüzden x2 de ne olacak? Eksi olacak. Hocam bunun bir faydası var mı? Var. Şimdi şuraya gel. 2x1 küçüktür. x1'i nasıl çıkaracaksın? Artı olduğu için olduğu gibi x2'yi nasıl çıkaracaksın? Eksiyle çarparak eksi x2. At ikisini de sol tarafa x1 artı x2 küçüktür sıfır oldu. Peki bu köklerin çarpımı ne olur? x1 çarpı x2 o da küçüktür sıfır olur. Yani arkadaşlar bu denklemin kökler toplamı sıfırdan küçük, kökler çarpımı sıfırdan küçük. Bakın buradan bu yorum yapmamız lazımdı. Buraya çok uğraştım. Emek verdim. Güzel oldu ama. Şimdi kökler toplamı x'in kat sayısını X ile çarpıp x'in kat katsayısına bölüyoruz. Ee, burada da sabit sayıyı x karenin katsayısına bölüyoruz. Yapalım bunu. A eksi 2'yi eksiyle çarpın. Eksi A artı 2 bölü ee, A kare eksi A. A kare eksi A küçüktür 0. Bu bir. Kökler çarpımına gelelim. 1 eksi A bölü A kare eksi A o da küçüktür 0. Arkadaşlar tabloya geçmeden önce şurada işlem hatası yapmamak için bir daha yazacağım. Eksi a artı 2 bölü. Burayı da a parantezine alın. a eksi 2 küçüktür 0 değil mi? Bakın bu işlem hatasını her zaman yapıyoruz. O yüzden yapmamamız lazım. Ne parantez aldık? a parantezini aldık. a eksi 1. Şurası bir bak. Az yine yapıyorduk. a eksi 1. Gelelim buraya. O kadar iyi bir insanım ki hemen söylediğim zaman <laughs> yapıyorum. a çarpı. Kendimi çok iyi tanıyorum arkadaşlar. Nerede hata yapacağımı çok iyi biliyorum. Evet sıfır. Şimdi bunun tablosunu yapıyorum. Bunun tablosunu yeşil renkle yapalım. Kökler 2, 1, 0. 0, 1, 2. Çizelim. Burada ne var? A kare artı. Burada ne? Eksi. Artı eksiye bölün. Eksi. Artı. Eksi. Artı. Size sıfırdan küçük yerler lazım. Şurayla şura lazım arkadaşlar. Kalsın. Öbürünü de çok elit bir renkle yapacağım. Ee, dikkat edin. Tamam mı? Bir de çift katlı kök var. Bir de çift katlı kök var. Bir de sıfır var. Tamam. Bir de çift katlı kök var. İşaretim ne? Artı, eksi, 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 artı. Burada da arkadaşlar neresi lazım? Yine sıfırdan küçük yer lazım. Bakın burada da öyleydi. Buralar lazım. O zaman biz burada çözüm kökümüzü nasıl alacağız? Bir kere bakın sıfırdan bir ikisinde de var mı? Var. Şimdi birden sonsuza mı ikiden sonsuza mı? Hangisi ortaktır arkadaşlar? 2'den sonsuza. O zaman cevabımız Ceyhan olacak. Ortak çözüm bu tamam mı? Bak sıfırdan bire bunda da var. Bunda da var e, ikiden sonsuza birden sonsuza hangisi daha iyi ikiden sonsuza tamam mı arkadaşlar o yüzden cevabımız Ceyhan olmalıydı bence güzel bir soruydu ha burada belki aklınıza diskriminatla ilgili bir olay gelebilir şimdi diyeceksiniz ki hocam acaba bunun e, diskriminantı nasıl şöyle diskriminantında gelin inceleyelim arkadaşlar size ekstra bir çalışma yapmış olalım e, b kare eksi 4 ac değil mi eksi a Şurada görünüyor muyuz acaba? Şöyle biraz daha yukarı çekeyim. Bak dikkat edin. Dikkatinizi bana verin. Ee, bunun diskriminantı ne? B kare. A eksi 2'nin A 2'nin karesi eksi 4 çarpı ee, A kare eksi A çarpı 1 eksi A. Tamam diskriminantı bu değil mi? Şimdi ben bunu inceliyorum. A parantezini alsam. Ne gelir? A eksi 1 mi gelir? O zaman hatta şöyle yapalım. Eksi A parantezini alayım. Burası da artı 4 A olsun. Tamam mı arkadaşlar? O zaman buradan ee, ne gelir? Eksi A. Yani 1 eksi A geliyor buradan. Buradan 1 eksi A geliyor. Nasıl? 4 A ile 1 çarp. 4 A. Bak yukarıda da 4 A'ydı. Eksi 4 A kare. Bak eksi 4 A kare. Tamam. Çarpı 1 eksi A. E, burada da ne var? A eksi 2'nin karesi var. Şimdi arkadaşlar burada tamam mı? Şurası da tam kare oldu mu? 1-a'nın karesi oldu. Doğru mu? Peki burası da yine tam kare mi? Tam kare. Bunların en küçük değeri 0 mı? 0. Bizim şu çözüm aralığımızda bakın bizim bu çözüm aralığımızda da a'nın zaten 0 olma durumu var mı? Yok. Dolayısıyla yani burada diskriminantın da bir zararı yok. Niye bunu söylüyorum? Bu sorular da diskriminant inceleniyor çünkü. Anladınız değil mi? Yani böyle bir durum olduğu zaman Tamam böyle bir durum olduğu zaman e, delta'nın sıfırdan büyük olmasına da bakmanız lazım. Bak bunu unutmayın sakın ha. Bak bunu unutmayın. Bu çok can yakar. Yani bunu burada e, böyle gelişi güzel geçmiyoruz. Delta'nın sıfır. Çünkü niye birbirinden farklı kökü var diyorsun. E delta sıfırdan büyük olacak. Tamam mı? Dolayısıyla burada hani bu bilgimiz de bizim için önemli. Ve arkadaşlar hani buranın en küçük değeri sıfır. Buranın en küçük değeri sıfır. Zaten burada delta hiçbir şekilde sıfır olamaz. Her türlü sıfırdan büyük. Anladınız değil mi demek istediğimi? Çünkü neden? Bizim şu aralığımızı inceliyoruz. Bu aralığımızda ver istediğin değeri. Her türlü sıfırdan büyük gelecek. Çünkü tam kare ifade dolu. Buna da bakmış olalım. Tamam mı? E, aklınızda olsun. Unutuyorsunuz bazen. E, ve arkadaşlar şunu unutmayın. Karmaşık sayıların işareti yoktur. Yani artı ya da eksi diyemezsin. Ve bakın burada mutlak değerden dolayı x1'in artı olduğunu görebiliyoruz. Tamam mı? Buna da yine dikkat edelim. Dikkatli bakalım. Güzel bir denemenin sonuna geldik. Yoruma buraya kadar dinlemeyi başaranlar Kartal yazıyor. Benim futbolla alakam yok. Takımda tutmuyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama tam bir doğa tutkunuyum. Yani maddi imkanlarım el verse gerçekten kartal ve aslan besleyeceğim. Ama şu anda yeterli imkanlarım yok. Ee, olayın mantığı bu. Tamam mı? Bence güzel bir çalışma oldu. Devamında ne yapalım? Sınava iyi süre var. Ama şuna çok pişmanım. Yani keşke arkadaşlar baştan beri bizim bu kaynakları alıp çözseydiniz. Yani bu soruların çoğu benim zaten kaynaklarda vardı. Alıp çözmediniz. işte böyle son günler beni kasıyorsunuz. Beni yoruyorsunuz. Tamam mı? Neyse. Canınız sağ olsun. Bir abiniz olarak yanınızdayım. Çok video attık son günlerde. Yani bayağı video attık. E ee, bence sizi çok ileri taşımıştır. Yani ben çok yorum da alıyorum. Allah bin şükür bu faydalı e, durumu beni getirdiği için. Yani okuyorum yorumları. İnanılmaz faydalı arkadaşlar bu son günlerdeki videolardan. Bu testte mesela en zor sorular hangileriydi? En kolay hangisiydi? Onları da yazın. Tamam arkadaşlar? Kısa ya. Bir dakikanızı ayırın ya. Bir dakikayı neye ayırmıyorsun ya? Bir dakikayı arkadaşın efendim ne haber diyor. 50 saat ayırıyorsun yani. Bir de hocana bir dakika ayır ya. <laughs> Kendinize iyi bakın.